Gezgin Aile kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün Almanya hakkında muhtemelen bilmediğin 13 bilgiyi paylaşacağım. Ülke halkının büyük bir bölümü sayesinde bir düzen ve verimlilik ülkesi olarak algılanan Almanya ile ilgili sevilecek ve öğrenilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'nın kalbinde yer alan, farklı kökenden insanların doldurduğu heyecan verici bir yer olan Almanya hakkında ilginç bilgiler ile sen de kendini sınayabilirsin. 1. Almanya, Deutschland, Alemania, TSKland, Niemsi, peki ya hangisi? Bu Alman diyarı konuşulan dile bağlı olarak farklı bir isimle anılır ama bunun nedeni ne? Sık sık olduğu gibi, bu hikayede bizi Roma İmparatorluğuna ve bu gösterişli kıyafetler kuşanmış bu İtalyanların ülkelerinin batısındaki Rhineland'e ilk yolculuklarını yaptığı zamana götürüyor. Romalılar bölgeye komşu kabilelere şu anda Almanya'yı kapsayan bölge hakkında bildiklerini sorduğunda, bu kabilelerin hepsi farklı yanıtlar vermiş. Bu adlardan bazıları da, kabilelerin o zamanlarda kullandıkları dillere göre, dilsizler, komşular veya orman halkı gibi karşılıklara sahipmiş. Arada küçük farklılıklar olmasına rağmen yüzyıllar sonra bile her ülke bu orijinal adları kullanmaya devam etmiş. Ziyaretin sırasında kuşkuya düşersen kullanman gereken kelimenin Deutsch olduğunu belirtelim. 2. Hapisten kaçtığın için cezalandırılamazsın. 19. yüzyılın başlarında, Alman yasaları özgür olmayı, temel bir insan içgüdüsü, olarak kabul etti ve hapisten kaçmanın cezalandırılamaz bir eylem olduğu kararını verdi. Tabii ki kaçış sırasında işlenen suçlar, bu yasanın kapsamına girmiyor. 3. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Pek çok müzik tutkunu, The Beatles'ın temellerinin 1960'ların başında, Hamburg'un genel evleriyle ünlü semti Reeperbahn'da atıldığını bilir. Grup ilk yıllarını burada gözlerden uzak bir şekilde geçirdi ve yıkanmak için de bitişikteki tuvaletteki soğuk suları kullanmak zorunda kaldı, tabii ki sonunda biri hariç hepsi sınır dışı edilene kadar. George Harrison, yani Sessiz Beat'te, reşit olmadığı için sınır dışı edilirken, Paul Sevimli Beat'te, McCartney ve ilk davulcuları Pete Best bir prezervatif yaktıkları için kundakçılık suçlamalarından sınır dışı edilmişti. 4. Dünyanın ilk restoranı burada açıldı. Başka kıtalarda henüz İnka İmparatorluğu'nun bile kurulmadığı bir zamanda kapılarını açan ve bugünkü adıyla Regensburg Sosis Mutfağı, Wurstkuk olarak bilinen Regensburg Hanı, M.S. 1146'dan beri verdiği hizmette dünyanın en uzun süredir açık olan restoranıdır. Bu handa gerçek sosis yapımıyla ilgili ilk belgeler sadece 1800'lü yıllara kadar uzanıyor olsa da, sayısı 1000'i aşan çeşidiyle sosise duydukları milli bağlılık tartışılmaz. 5. Sayısız şey icat ettiler. Üretken Almanlar dünyayı değiştiren sayısız icada sahiptir, hatta kare tahtada oynanan klasik damayı yıldız şeklindeki bir tahtaya uyarlayıp, Amerikalılara Çin daması diye pazarlattırdıkları göz önüne alınırsa, oyunun kuralını değiştiren icatlara bile sahip olduklarını söyleyebiliriz. Kitap basımı, bira yapımı, otomobiller, bisikletler, jet motorları, zeplin, insülin, aspirin, ayıcık şeker ve anaokulu gibi daha az şaşırtıcı pek çok icat da Almanlara atfedilmektedir. Ayrıca, kontak lensleri kullanıyor olmamızı da onlara borçluyuz diyebiliriz. Gözlük takmaya alternatif olarak ilk optik lensin icadı, 1888'de, The Marburg doğumlu bir göz uzmanı olan Adolf Eugen Fick tarafından gerçekleştirilmiştir. 6. videonu yayınla ama burada değil. Oktoberfest'te birkaç gün geçirdikten sonra aynaya bakmak kadar insanı kendine getiren bir deneyim varsa, o da YouTube'un Alman sitesine bir göz atmak. Yerel müzik hayranlarının tüm çabalarına rağmen, YouTube'un en çok izlenen 1000 videosunun %61'i sitenin Alman versiyonunda yasaklanmış durumda. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor olsa da, şüpheler Alman gösteri sanatları organizasyonu GEMA'yı ve telif hakkı iddialarını işaret ediyor. Sonucu ne olursa olsun, Almanya'da internet cover şarkı yıldızı olma hayallerinin boşa olduğunu söyleyebiliriz. 7. Amerika Birleşik Devletleri'nde mi doğmuştu? Amerika ile özdeşleşmiş kot pantolonların mucidi Löb Strauss, Bavyera'da doğdu ve 18 yaşında okyanusun diğer tarafına göç etti. Burada ismini Levi olarak değiştirdi ve iş pantolonlarının zorlanan noktalarını perçinlemekle ilgili patent aldı.
Kaliforniya'daki altına hücum döneminde bu hamlenin çok büyük bir kazanç kapısı olduğu ortaya çıktı. Başarıyı yeni ülkesinde yakalamış olmasına rağmen, Levi ufak kasabası Buttenheim'in sakinleri tarafından hala sevilir ve 2000 yılında bu kot pantolon tanrısının adına bir de müze açılmıştır. Strauss ailesi gibi, çocuk romanları yazarı Vadit Kerr ve ressam Lucian Freud da benzer bir yolu izleyerek İngiltere'ye yerleşmiş ve daha sonra İngiliz kültürünün önemli parçaları haline gelmiştir. 8. Noel Ağacı. Gerçek kökeni konusunda bolca tartışmalar yapılan bu Noel geleneği, diğer pek çok kişiyle birlikte 16. yüzyılda yaşamış Protestan reformcu Martin Luther'e de atfedilmektedir. Yine de, çoğu kişi bu geleneğin Almanya'nın ilk dönemlerine dayandığı konusunda hemfikirdir. İnsanların kutlamalara bir parça tehlike eklemesi de pek uzun sürmedi ve Almanların yemyeşil kökler ağaçlarını mumlar ve yiyeceklerle süslemesi geleneği tüm dünyaya yayıldı. Yine de pek çok kültür süslemede gerçek mumlar kullanmaktan kaçınır ve böylece Noel arifesini her yeri kaplayan alevlerle sonlandırma riskini Almanya'daki ve diğer birkaç Avrupa ülkesindeki gelenekçi bir azınlığa özgü bırakır. 9. Almanya'nın muhteşem doğası nedense görmezden gelinir. Aslında ilginç bir bilgi sayılmayacak olsa da, kırsal kesimi her nedense Almanya'nın bilinen harikaları arasında genellikle sayılmaz. Birbirine benzeyen yeşil Alp çayırları ve eski Bohemya'nın sık ormanlarıyla dolu Almanya'nın gerçekten hayranlık uyandırıcı bazı doğal harikalara sahip olduğunu unutmak nedense oldukça kolay. Anıt Vadisi'ndeki Monument Valley, kızıl renkteki muadillerine meydan okuyan görkemli kayalara ve Elbe Nehri'ne tepeden bakan Bastel Köprüsü'ne sahip olan Sakson-İsviçre Ulusal Parkı da bu yerlerden biridir. 10. Futbol konusunda çok fanatikler. Bazıları tarafından, gelmiş geçmiş en iyi milli futbol takımı olarak adlandırılan bir kadroyla geçtiğimiz senelerde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Almanlar bugünlerde futbol konusunda en mutlu zamanlarından birini yaşıyor. Almanya'nın Ulusal Futbol Ligi Bundesliga, Avrupa'nın en yüksek ortalama seyirci sayısına sahip ve yaklaşık 40 ila 120 lira arasında değişen bilet fiyatları da İngiltere Premier Ligi oldukça altındadır. 11. Kardeş Sevgisi. Orta Frankonya'daki Herzogenaurach'ta ortaya çıkan iki spor devi Adidas ve rakibi Puma aynı aileden iki kardeş tarafından kurulmuştur. Söylenene göre, 2. Dünya Savaşı sırasında hatalı suçlamalar nedeniyle birbirlerine bir daha hiç birleşmemek üzere küsen Dassler kardeşlerden ikisi de dünya çapında spor markaları kurmuşlar. Kardeşler arasındaki rekabetin böylesine de pes doğrusu. 12. Bira mı? Temizse neden olmasın? Her zaman kuralları takip eden bir halk olduklarından, Reinheitsgebot adındaki biranın imalatını düzenleyen saflık yasasına uymayan bir Alman birası bulmakta zorluk çekebilirsin. 1903'te Alman yerleşimcilerin Çin'deki Qingdao ticaret noktasına ayak basar basmaz Qingdao bira imalathanesini kurmalarının nedeni de tam olarak bu tutkudur. İşte kendini adamak diye buna denir. Bu altın rengi içkiye duydukları sevgi yadsınamayacak olsa da, kişi başı yıllık bira tüketiminde Almanya şaşırtıcı bir şekilde ikinci sırada yer alıyor. En büyük şerefe ise Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor. 13. Dergiyi onlar icat etti. Kitap basımını icat eden Almanlar muhtemelen üzerlerindeki baskının kalkmadığını hissetmiş olacaklar ki, dergi yayıncılığının önde gelenlerinden olmayı da ihmal etmemişler. Yıl 1663'ü gösterdiğinde, Hamburg'a ait bir dergi olan Erbauliche Monats Unterredungen, ahlakça yükselten aylık görüşler, dünyanın düzenli olarak çıkan ilk yayını oldu. Günümüzde de Almanya en güçlü dergi sektörüne sahip ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir, yani gazete bayisine bir sonraki gidişinde Alman dergilerine de şans vermeyi unutma. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Gezgin aile izleyicileri böyle videoların gelmesini istiyorsanız, videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olursanız, bizi sevindirirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.